Can Ataklı, Yunan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası'na gitmesi kimi tahrik ediyor? Yunan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası'na gitmesi kimi tahrik ediyor? Komşumuz Yunanistan Cumhurbaşkanı Katarina Sakallara-Palo bu göreve geldikten sonra ilk dış ziyaretini işgal ettikleri aydına bağlı Eşek Adası'na yaptı. Ancak bu ziyaret sırasında sadece Yunan askerleri ve Yunan resmi görevlileri vardı. Türkiye'den hiç kimse ziyarette hazır bulunmadı. Cümle biraz tuhaf oldu değil mi? Bu ilk dış ziyarete ve bu ziyaret bir Türk adasına yapılıyorsa bizim tarafın resmi görevlileri de orada olmalı hatta en üst düzeyde karşılama yapılması gerek. Niye böyle olmadı? Çünkü Yunanistan Eşek Adası'nı kendi adası sayıyor. Oysa bu ada Yunan adası değil. Peki Eşek Adası Türkiye'ye mi ait? Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım uzun süredir bu ada olduğu gibi diğer 14 adanın da Türkiye'ye ait olduğunu belgelerle ortaya koyuyor. Yalım'ın verdiği bilgilere göre 1923 Lozan Antlaşması'nın 15. maddesine ek olarak konulan haritada İtalya'nın egemenliğinde olan 14 adanın isimlerinin altı kırmızı çizgiyle çizilmiştir. Bu anlaşma ile Eşek Adası İtalya'ya verilmemiştir. 1947 Paris Antlaşması ile Eşek Adası'nın egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş. Türkiye'nin egemenliğinde kalmıştır. Anladığım kadarıyla AKP iktidarı ise bu adaların Yunanistan'a ait olduğunu kabul ediyor. Aslına bakarsanız bu adalar konusunda bir de şu görüş var. Buna göre Ege'deki bu adalar Yunanistan'a ait olmakla birlikte Yunanistan bu adalar üzerinden asker bulunduramaz, silah koyamaz, üs ve tesis inşa edemez. Oysa Yunan Cumhurbaşkanı Eşek Adası'na geliyor, askeri tesisleri ziyaret ediyor, adaya kurulmuş silah sistemlerini inceliyor. Demek ki neresinden bakarsanız bakın adalar bize ait olsa da olmasa da ortada uluslararası hukukun çiğnenmesi var. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası ziyareti kimi medyada Ege adalarına tahrik seferi, Yunanistan tahrik ediyor türü başlıklarla duyurulmuş. İyi güzel de Yunan Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinden bizim tarafta tahrik olan kim? Katarina Sakallerepolu'nun mevkidaşı mı? Mi? Milli Savunma Bakanı mı? Genelkurmay Başkanı mı? kuvvet komutanları mı, dışişleri mi? Hangisi tarih olmuş olabilir? Bana göre ortada bir tarih yok. Çünkü bu makamları dolduranlardan hiçbirinin kılı bile kıpırdamadı bu ziyaret sırasında. Oysa adalar bize ait olsun ya da olmasın ortada egemenlik aktarımıza indirilmiş ağır bir darbe var. Üstelik bu yeri değil. Yunan tarafı AKP iktidara geldiğinden beri bu adalardaki kendi çıkarlarına uygun tüm tasarrufları fütursuzca yapıyor. Asker de koyuyor adalara. Silahta taşıyor, askeri tatbikatlar da yapıyor, hava alanı kuruyor, okul açıyor, cezaevi bile inşa ediyor. Yunan genelkurmay yetkilileri, dışişleri temsilcileri, hükümetten isimler de sık sık bu adalara geliyor, Türkiye tarafına nispet yaparcasına törenler düzenliyor, hatta kuzu çevirme partileri bile yapıyor. Türkiye'dense tık bile çıkmıyor. Bir tarafta milliyetçilik havaları, öte tarafta tam bir teslimiyet görüntüsü. Nasıl iştir bu? İroni. Türkiye'yi bu duruma düşürdüler işte. Yıllarca Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ümit Yalım Ege Adaları konusunda yıllardır müthiş bir mücadele veriyor. Ancak devletin ilgili birimleri sessizliklerini sürdürüyorlar. Sanıyorum hem hükümet hem de asker Yunanistanla uğraşmaktan nedense biraz çekiniyor. Ümit Yalım Yunan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası ziyaretini eleştirmek için ironik bir yazı yazmış. Bunu size sunmak istedim. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Yarın Türkiye'ye giriyor. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina'nın 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Aydın Eşek Adası'na yapacağı ziyaret programı aşağıya çıkarılmıştır. Saat 10. Aydın Eşek Adası'ndaki ulusal hapishaneyi ziyaret. Saat 10.25. Aydın Eşek Adası Yunan İlkokulu ve Lisesi'ndeki öğretmenler ve 9 Yunan öğrenciyle toplantı. Saat 10.40. Aydın Eşek Adası Belediye Salonu'nda belediye başkanı ve yerel yönetimlerle toplantı. Saat 11.10. Üzerinde Yunan devlet arması bulunan topu ziyaret. Sorular. Birincisi Tayyip Erdoğan mevkidaşı Katerina'yı karşılayacak mı? İkincisi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Aydın Eşek Adası'ndaki Yunan hapishanesini nasıl izah edecek? Üçüncüsü Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Aydın Eşek Adası'ndaki Yunan İlkokulu ve Lisesi'ni nasıl izah edecek? Dördüncüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Aydın Eşek Adası'ndaki Yunan vatandaşı belediye başkanını nasıl izah edecek? Beşincisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyareti engellemek için Yunan hükümeti nezdinde girişimde bulundu mu? Saygılarımla Ümit Yalım, Milli Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri.